Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Rektör Yardımcımız salonu teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz. Sayın Rektörüm, değerli protokol, Türkiye'nin farklı illerinden şehrimize gelen şair ve ozanlarımız, gönül dostlarımız, Ahirvan Üniversitesi'nin akademisyen ve öğrencileri ve Şirin Kırşehirliler, 11. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni'mizi gerçekleştirmenin onuru ve bahtiyarlığı ile sizleri ahi yurdunda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi ahi bilgeliği, Aşık Paşa'nın Türkçe sevgisi, Yunus Emre'nin muhabbeti, Hacı Bektaşi Veli'nin ışığı, Şeyh Edeb Ali'nin çınarıyla saygı, sevgi ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türklerin dilini öğreniniz, çünkü onların geçmişleri kadar daha muhteşem bir gelecekleri olacaktır, bilmektedir. Maziden aldığımız güç ve azim ile çıktığımız bu yolda geleneksel 11. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni'mizin hazırlık aşamalarında bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Ahirvan Üniversitesi Sayın Rektörümüz Kasım Karacagil Beyefendi'ye programın işleyiş ve ilerleyişinde bizleri yönlendiren Rektör Yardımcımız Sayın Musa Özata Beyefendi'ye, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Halil Çalışır Beyefendi'ye ve ekibine, Kent Konseyi Başkanı Sayın Tahsin Üçgül Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Şölenimizin maddi desteğini sağlayan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen gizli gönül dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. İnce yolları, o ulu menzilleri. Aşık Paşa'mız der ki, bir milletin dilini öğrenmekten dolayı o millete karşı bir muhabbet oluşur. Edebiyatta ve sanatta Türklerin sevilmesi için eserlerimizi Türkçe vermeliyiz. Şiir programları yaptı, Türkiye'de dereceler aldı. Ve şöyle dedi, gönülden gönüle ırmaklar akar. Yazmak istiyorum, yazamıyorum. Bir dünya resmi var hayalimde hep. Çizmek istiyorum, çizemiyorum. Düşünür dururum kendi çapımda. Sende kendi fikir yoktur yapımda. Diyorum, bozamıyorum, bozamıyorum. Böyle bir şiirle karşılaşacağınızı bilmiyordum. O yüzden hakikaten duygulandım. Bir şair babanın oğluyum. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. O yüzden bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar. Sayın Valim, değerli protokol, değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenciler. Kırşehir Ahirvan Üniversitesi, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kırşehir Kent Konseyi'nin birlikte organize ettiği 11. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleni'ne hoş geldiniz. Şeref veriniz. Bilindiği gibi tasavvuf erlerimizden Hak Aşığı Aşık Paşa ilimizin en önemli değerlerinden birisidir. Onun adına düzenlenen bu program ile kendisini minnetle ve rahmetle anıyoruz. Medeniyetlerin kesiştiği yer olan Ahiler Diyarı Kırşehir'de yaşadığı dönemde Türkçenin öncülüğünü yapan Aşık Paşa'nın adını taşıyan ve ilimizin tanıtılmasında önemli katkı sağlayan bu şiir şöleninin hazırlanmasında emeği geçenlere aşkla şiir yazıp aşkla okuyan ve Aşık Paşa'yı yad eden şairlerimize sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, rahmetli babam da bir şair idi ve biz o iklimde yetiştik. Kendisi şair Seyfettin Kara Hocagil, Kara Hoca Divanı adlı eserinde bana göre şiirin ve şairin sebebidir aşk. Aşk yoksa şiir de şair de yoktur şeklinde Yunusça şiirden ve şairden ne anladığını ifade etmişti. Şiir aç sar bir yumaktır, kainatı okumaktır. Fikir, zemin, duygu, iplik, ilmek ilmek dokumaktır. Şair onun tezgahtarı,
okuyan çiçekte arı, birleşince gör baharı, nasıl güzel olacaktır. Dizeleriyle şiiri tanımlamış, aşktan ne anladığını ise aşk odur ki şiirinde şöyle ifade etmiştir. Aşk odur ki kalpten kalbe yol olur, aşk odur ki muhabbeti bol olur, seven sevdiğine şartsız kul olur, aşk odur ki gönülleri bir eyler. Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden sonra, Müslüman olup gelmelerinden sonra Türkler bu toprakları vatan yapmaya çalıştılar. Bizden önce bu topraklarda kimler vardı? Yerleşik Bizans uygarlığı ve Bizanslar vardı. Onlara karşı daha üstün bir medeniyeti inşa etmek için Müslüman Türkler Anadolu'da bir var olmak kavgasına başladılar ve bu toprakları ebedi Türk yurdu yaptılar. Belirtmem lazım ki hemen bizim medeniyetimizin 3 ana temel dayanağı vardır. Orta Asya'dan getirdiğimiz kültür unsurları, İslamiyet ve yaşadığımız coğrafyaların bize verdikleri. Ve Aşık Paşaoğlu tarihine göre bu toprakların vatan yapılmasında ahilerin, gazilerin, bacıların ve abdalların büyük emekleri olmuştur. Ben bir şarkı sözü yazarıyım ama bu şarkı sözü yazarlığımı kıskanan şeytan bana dedi ki, neden benim söylediklerimi hiç yazmıyorsun da devamlı böyle güzelliklere şey yazıyorsun dedi. Ben de dedim ki söyle de yazalım bakalım dedim. İçimdeki şeytan eski bir dost gibi her an içimde. Artık gerçekleri gör diyor şeytan. Aklımı çeliyor türlü biçimde. Biraz da günaha gir diyor şeytan. Ne umdun ne buldun aşk denen demde. Döşünü ser daha emin hareket eden. Yüreğimden tavşan kanı, yanağımdan elmaya fitsen, zeytin sunarım göz göz, dilimle anzer söz. Bahçemiz çitsiz, kapımız kilitsiz, atımız gemsiz olsun. Karıncalar kayak yapsın, arılar sevah dönsün gölgemizde. Durup dururken hiçten ağlamam. Öyle göstermelik değil, içten ağlamak. Olmasa hayatın en güzel anı, sevinçten ağlamak. Belki delirince damarlardaki kan, bir sevgiliye, bir aşka ağlamak. Ve ellerin olunca canan, tenhalarda bir başka ağlamak. Belki bir albümdeki eski resimlere baka baka. Çeşmim yaşa revan olmaz, değmek kişiye kol olmaz, ben gönlümü bilmez miyim, engini saldım özümü. Alemleri bana dar eyleyensin, sen dermanı zehir,
yüreğini sızın, baharını bora, kar eyleyesin. Ne? Gençlik elden gitti, giyip döndü. Nereye hey dedeli gönül, nereye? Yemin olsun, gökkuşağından topladığım uçarı sesimle bir gelinciye anlatıyorum öykülerimi. Dağ ile göğün buluştuğu o yerde pencerende serptiğim buğdayı gagalarken seyrederdim. Arada su içmek için kaldırırdı başını. Yüzü ıslık perdeler havalanırdı. Kanatları kalbi kadar sıcaktı. Yarasını sardığımda anlamıştım. Gökyüzüne baktım da şimdi kuşlar beni tanımadı.